Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ta Sin Mim Bunlar apaçık kitabın ayetleridir. İman eden bir kavim için Musa ile Firavun'un haberlerinden bir kısmını sana gerçek şekilde nakledeceğiz. Firavun Mısır toprağında gerçekten azmış, halkını çeşitli zümrelere bölmüştü. Onlardan bir zümreyi güçsüz buluyor, bunların oğullarını boğazlıyor, kızlarını ise sağ bırakıyordu. Çünkü o bozgunculardandı.'' Bizse o yerde güçsüz düşürülenlere lütufta bulunmak, onları önderler yapmak ve onları mukaddes topraklara varis kılmak istiyorduk. Ve o yerde onları hakim kılmak, Firavun'la Haman'a ve ordularına onlardan korktukları şeyi göstermek istiyorduk. Musa'nın anasına, onu emzir, kendisine zarar geleceğinden endişelendiğinde, onu denize bırakıver, hiç korkup kaygılanma. Çünkü biz onu sana geri vereceğiz ve onu peygamberlerden biri yapacağız diye bildirdik.'' Nihayet Firavun ailesi onu yetik çocuk olarak nehirden aldı. O sonunda kendileri için bir düşman ve bir tasa olacaktı. Şüphesiz Firavun'la Haman ve askerleri yanlış yoldaydılar. Firavun'un karısı "Benim ve senin için göz aydınlığıdır. Onu öldürmeyin. Belki bize faydası dokunur." ya da onu evlat ediniriz dedi. Halbuki onlar işin sonunu sezemiyorlardı. Musa'nın anasının yüreğinde yalnızca çocuğunun tasası kaldı. Eğer biz inananlardan olması için onun kalbini pekiştirmemiş olsaydık neredeyse işi meydana çıkaracaktı. Annesi Musa'nın ablasına onun izini takip et dedi. O da onlar farkına varmadan uzaktan kardeşini gözetledi. Biz daha önceden onun süt analarını kabulüne müsaade etmedik. Bunun üzerine ablası size onun bakımını namınıza üstlenecek hem de ona iyi davranacak bir aile göstereyim mi dedi. Böylelikle biz onu anasına gözü aydın olsun, gam çekmesin ve Allah'ın vaadinin gerçek olduğunu bilsin diye geri verdik. Fakat yine de insanlardan pek çoğu bunu bilmezler. Musa yiğitlik çağına erişip olgunlaşınca biz ona hikmet ve ilim verdik. İşte güzel davrananları biz böylece mükafatlandırırız. Musa, ahalisinin habersiz olduğu bir sırada şehre girdi. Orada, biri kendi tarafından, diğeri düşman tarafından olan iki adamı birbiriyle dövüşür buldu kendi tarafından olanı düşmana karşı ondan yardım diledi. Musa da ötekine bir yumruk vurup ölümüne sebep oldu. Bunun üzerine bu şeytan işidir. O gerçekten saptırıcı, apaçık bir düşman dedi. Musa, Rabbim, doğrusu kendime zulmettim. Beni bağışla, dedi. Allah da onu bağışladı. Çünkü çok bağışlayıcı, çok esirgeyici olan ancak O'dur. Musa, Rabbim, bana lütfettiğin nimetlere and olsun ki, artık suçlulara asla arka çıkmayacağım, dedi. Şehirde korku içinde, etrafı gözetleyerek sabahladı. Bir de ne görsün? Dün kendisinden yardım isteyen kimse feryat ederek yine ondan imdat istiyor. Musa ona dedi ki: Doğrusu sen besbelli bir azgınsın. Musa ikisinin de düşmanı olan adamı yakalamak isteyince o adam dedi ki: Ey Musa! Dün bir cana kıydığın gibi bana da mı kıymak istiyorsun? Demek düzelticilerden olmak istemiyor da bu yerde ille yaman bir zorba olmayı arzuluyorsun sen.'' şehrin öbür ucundan bir adam koşarak geldi. Ey Musa! ileri gelenler seni öldürmek için hakkında müzakere ediyorlar. Derhal buradan çık. İnan ki ben senin iyiliğini isteyenlerdenim, dedi. Musa korka korka etrafı gözetleyerek oradan çıktı. Rabbim beni zalimler güruhundan kurtar dedi. Medyen'e doğru yöneldiğinde, umarım Rabbim beni doğru yola iletir dedi. Musa, Medyen suyuna varınca orada hayvanlarını sulayan birçok insan buldu. Onların gerisinde de hayvanlarını engelleyen iki kadın gördü. Onlara, ''Derdiniz nedir?'' dedi. Şöyle cevap verdiler. ''Çobanlar sulayıp çekilmeden biz sulamayız. Babamız da çok yaşlıdır.'' Bunun üzerine Musa onların yerine davarlarını sulayıverdi. Sonra gölgeye çekildi ve Rabbim doğrusu bana indireceğin her hayra lütfuna muhtacım dedi. Derken o iki kadından biri utana utana yürüyerek ona geldi. Şöyle dedi. Babam şu ayıp bizim yerimize hayvanları sulamanın karşılığını ödemek için seni çağırıyor. Musa ona, Hazreti Şuayb'a gelip başından geçeni anlatınca o, korkma o zalim kavimden kurtuldun dedi. Şuayb'ın iki kızından biri babacığım, onu ücretle çoban tut. Çünkü ücretle istihdam edeceğin en iyi kimse, güçlü ve güvenilir olandır, dedi. Şuayb dedi ki, Bana sekiz yıl çalışmana karşılık, şu iki kızımdan birini sana nikahlamak istiyorum. Eğer on yıla tamamlarsan, artık o kendinden. Yoksa sana ağırlık vermek istemem. İnşallah, Beni iyi kimselerden bulacaksın. Musa şöyle cevap verdi. Bu seninle benim aramdadır. Bu iki süreden hangisini doldurursam doldurayım, demek ki bana karşı husumet yok. Söylediklerimize Allah vekildir. Sonunda Musa süreyi doldurup ailesiyle yola çıkınca Tur tarafından bir ateş gördü. Ailesine siz burada bekleyin. Ben bir ateş gördüm. Belki oradan size bir haber yahut ısınmanız için bir ateş parçası getiririm dedi. Oraya gelince o mübarek yerdeki vadinin sağ kıyısından oradaki ağaç tarafından kendisine şöyle seslenildi: Ey Musa, bil ki ben bütün alemlerin Rabbi olan Allah'ım. ve asanı at denildi Musa asayı yılan gibi deprenir görünce dönüp arkasına bakmadan kaçtı Elini koynuna sok. Kusursuz bembeyaz çıkacaktır. Korkudan açılan kollarını kendine çek. İşte bu ikisi Firavun ve onun adamlarına karşı Rab'bin tarafından iki kesin delildir. Çünkü onlar yoldan çıkan bir kavim olmuşlardır diye seslenildi. Musa dedi ki, Rabbim, ben onlardan birini öldürmüştüm. Beni öldürmelerinden korkuyorum. Kardeşim Harun'un dili benimkinden daha düzgündür. Onu da beni doğrulayan bir yardımcı olarak benimle birlikte gönder. Zira bana yalancılık ithamında bulunmalarından endişe ediyorum.'' Allah buyurdu, Seni kardeşinle destekleyeceğiz ve size öyle bir kudret vereceğiz ki, ayetlerimiz sayesinde onlar size erişemeyecekler. Siz ve size tabi olanlar üstün geleceksiniz. Musa onlara apaçık ayetlerimizi getirince, bu olsa olsa uydurulmuş bir sihirdir. Biz önceki atalarımızdan böylesini işitmemiştik, dediler. Musa şöyle dedi. Rabbim kendi katından kimin hidayet getirdiğini ve hayırlı akıbetin kime nasip olacağını en iyi bilendir. Muhakkak ki zalimler iflah olmazlar. Firavun, ey ileri gelenler! Sizin için benden başka bir ilah tanımıyorum. Ey Haman! Hadi benim için çamur üzerine ateş yak ve tuğla imal et. Bana bir kule yap ki Musa'nın tanrısına çıkayım. Ama sanıyorum o mutlaka yalan söyleyenlerdendir, dedi.'' O ve askerleri yeryüzünde haksız yere büyüklük tasladılar ve gerçekten bize döndürülmeyeceklerini sandılar. Biz de onu ve askerlerini yakalayıp denize atıverdik. Bak işte zalimlerin sonu nice oldu. Onları ateşe çağıran öncüler kıldık. Kıyamet günü onlar yardım görmeyeceklerdir. Bu dünyada arkalarına lanet taktık. Onlar kıyamet gününde de kötülenmişler arasındadır. Andolsun biz ilk nesilleri yok ettikten sonra Musa'ya düşünüp öğüt alsınlar diye insanlar için apaçık deliller, hidayet rehberi ve rahmet olarak o kitabı vermişizdir. Resulüm Musa'ya emrimizi vahyettiğimiz sırada sen batı yönünde bulunmuyordun ve o hadiseyi görenlerden de değildin. Bilakis biz nice nesiller var ettik de onların üzerinden uzun zamanlar geçti. Sen ayetlerimizi kendilerinden okuyarak öğrenmek üzere Medyen halkı arasında oturmuş da değilsin. Aksine onları sana gönderen biziz. Musa'ya seslendiğimiz zamanda sen Tur'un yanında değildin. Bilakis senden önce kendilerine uyarıcı peygamber gelmeyen bir kavmi uyarman için Rabbinden bir rahmet olarak orada geçenleri sana bildirdik. Ola ki düşünüp öğüt alırlar. Bizzat kendi yaptıklarından dolayı başlarına bir musibet geldiğinde, Rabbimiz ne olurdu bize bir peygamber gönderseydin de ayetlerine uysak ve müminlerden olsaydık diyecek olmasalardı seni göndermezdik fakat onlara tarafımızdan o hak peygamber gelince Musa'ya verilen mucizeler gibi ona da verilmeli değil miydi dediler. Peki daha önce Musa'ya verileni de inkar etmemişler miydi? Birbirini destekleyen iki sihir demişler ve şunu söylemişlerdi: Doğrusu biz hiçbirine inanmıyoruz. Resulüm de ki: Eğer doğru sözlülerseniz Allah katından bu ikisinden daha doğru bir kitap getirin de ben ona uyayım. Eğer sana cevap veremezlerse bil ki onlar sırf heveslerine uymaktadırlar. Allah'tan bir yol gösterici olmaksızın kendi hevesine uyandan daha sapık kim olabilir? Elbette Allah zalim kavmi doğru yola iletmez. Andolsun ki biz düşünüp öğüt alsınlar diye sözü birbiri ardınca yetiştirmiş göndermişizdir. O Kur'an'dan önce kendilerine kitap verdiklerimiz ona da iman ederler. Onlara Kur'an okunduğu zaman ona iman ettik. Çünkü o Rabbimizden gelmiş hakikattir. Esasen biz daha önce de Müslümandık derler. İşte onlara sabretmelerinden ötürü mükafatları iki defa verilecektir. Bunlar kötülüğü iyilikle savarlar. Kendilerine verdiğimiz rızıktan da Allah rızası için harcarlar. Onlar boş söz işittikleri zaman ondan yüz çevirirler ve Bizim işlerimiz bize, sizin işleriniz size. Size selam olsun. Biz kendini bilmezleri istemeyiz derler. Resûlüm, sen sevdiğini hidayete erdiremezsin. Bilakis Allah dilediğine hidayet verir ve hidayete girecek olanları en iyi o bilir. Biz seninle beraber doğru yola uyarsak yurdumuzdan atılırız dediler. Biz onları kendi katımızdan bir rızık olarak her şeyin ürünlerinin toplanıp getirildiği güvenli, dokunulmaz bir yere yerleştirmedik mi? Fakat onların çoğu bilmezler. Biz refahından şımarmış nice memleketi helak etmişizdir. İşte yerleri kendilerinden sonra oralarda pek az oturulabilmiştir. Onlara biz varis olmuşuzdur. Rabbin kendilerine ayetlerimizi okuyan bir peygamberi memleketlerin ana merkezine göndermedikçe o memleketleri helak edici değildir zaten biz ancak halkı zalim olan memleketleri helak etmişizdir Size verilen şeyler, dünya hayatının geçim vasıtası ve süsüdür. Allah katında olanlarsa daha hayırlı ve daha kalıcıdır. Hala buna aklınız ermeyecek mi? Şu halde kendisine güzel bir vaatte bulunduğumuz ve ardından ona kavuşan kimse, sırf dünya hayatının geçici menfaat ve zevkini yaşattığımız, sonra kıyamet gününde azab için huzurumuza getirilenler arasında bulunan kimse gibi midir? O gün Allah onları çağırarak, ''Benim ortaklarım olduklarını iddia ettikleriniz hani nerede?'' diyecektir. O gün aleyhlerine söz gerçekleşmiş olanlar Rabbimiz. Şunlar azdırdığımız kimselerdir. Biz nasıl azmışsak onları da öylece azdırdık. Suçlamalardan beri olduğumuzu sana arz ederiz. Zaten onlar aslında bize tapmıyorlardı derler. ortaklarınızı çağırın denir. Onlar da çağırırlar. Fakat kendilerine cevap vermezler ve karşılarında azabı görürler. Ne olurdu dünyadayken doğru yola girselerdi. O gün Allah onları çağırarak "Peygamberlere ne cevap verdiniz?" diyecektir. İşte o gün onlara bütün haberler körleşmiştir. Onlar birbirlerine de soramayacaklardır. Fakat tevbe eden, iman edip iyi işler yapan kimseye gelince, onun kurtuluşa erenler arasında olması umulur. Rabbin dilediğini yaratır ve seçer. Onların seçim hakkı yoktur. Allah onların ortak koştuklarından münezzehtir ve şanı yücedir. Rabbin onların sinelerinde gizlediklerini de açığa vurduklarını da bilir. İşte o Allah'tır. Ondan başka tanrı yoktur. Önünde de sonunda da hamd onundur. Hüküm onundur ve ancak ona döndürüleceksiniz. Resûlüm de ki: Düşündünüz mü hiç eğer Allah üzerinizde geceyi ta kıyamet gününe kadar aralıksız devam ettirse? Allah'tan başka size bir ışık getirecek tanrı kimdir? Hala işitmeyecek misiniz? de ki: Söyleyin bakalım. Eğer Allah üzerinizde gündüzü ta kıyamet gününe kadar aralıksız devam ettirse, Allah'tan başka istirahat edeceğiniz geceyi size getirecek tanrı kimdir? Hala görmeyecek misiniz? Rahmetinden ötürü Allah geceyi ve gündüzü yarattı ki geceleyin dinlenesiniz, gündüzün onun fazlu kereminden rızık arayasınız ve şükredesiniz. O gün Allah onları çağırarak benim ortaklarım olduklarını iddia ettikleriniz hani nerede diyecektir. O gün her ümmetten bir şahit çıkarır, kafirlere kesin delilinizi getirin deriz. O zaman bilirler ki hakikat Allah'a aittir ve uydura geldikleri şeyler de kendilerinden ayrılıp kaybolmuşlardır. Karun Musa'nın kavmindendi de onlara karşı azgınlık etmişti. Biz ona öyle hazineler vermiştik ki anahtarlarını güçlü kuvvetli bir topluluk zor taşırdı. Kavmi ona şöyle demişti: Şımarma. Bil ki Allah şımarıkları sevmez. Allah'ın sana verdiğiyle ahiret yurdunu iste ama dünyadan da nasibini unutma. Allah sana ihsan ettiği gibi sen de iyilik et. Yeryüzünde bozgunculuğu arzulama. Şüphesiz ki Allah bozguncuları sevmez. Karunsa o servet bana ancak kendimdeki bilgi sayesinde verildi demişti. Bilmiyor muydu ki Allah kendinden önceki nesillerden ondan daha güçlü, ondan daha çok taraftarı olan kimseleri helak etmişti. Günahkarlardan günahları sorulmaz. Derken Karun, ihtişamı içinde kavminin karşısına çıktı. Dünya hayatını arzulayanlar, ''Keşke Karun'a verilenin benzeri bizim de olsaydı. Doğrusu o çok şanslı.'' dediler. Kendilerine ilim verilmiş olanlarsa şöyle dediler. Yazıklar olsun size. İman edip iyi işler yapanlara Allah'ın mükafatı daha üstündür. Ona da ancak sabredenler kavuşabilir. Nihayet biz onu da sarayını da yerin dibine geçirdik. Artık Allah'a karşı kendisine yardım edecek avanesi olmadığı gibi o kendini savunup kurtarabilecek kimselerden de değildi. Daha dün onun yerinde olmayı isteyenler demek ki Allah rızkı kullarından dilediğine bol veriyor, dilediğine de az. Şayet Allah bize lütufta bulunmuş olmasaydı biz de yerin dibine geçerdik. Vay. Demek ki inkarcılar iflah olmazmış demeye başladılar. İşte ahiret yurdu. Biz onu, yeryüzünde böbürlenmeyi ve bozgunculuğu arzulamayan kimselere veririz. En güzel akıbet takva sahiplerinindir. Kim bir iyilik getirirse ona bundan daha hayırlı karşılık vardır. Kim bir kötülük getirirse o kötülükleri işleyenler ancak yaptıkları kadar ceza görürler. Resulüm, Kur'an'ı sana farz kılan Allah, elbette seni yine dönülecek yere döndürecektir. De ki, Rabbim kimin hidayeti getirdiğini ve kimin apaçık bir sapıklık içinde olduğunu en iyi bilendir. Sen bu kitabın sana vah yolunacağını ummuyordun. Bu ancak Rabbinden bir rahmettir. O halde sakın kafirlere arka çıkma. Allah'ın ayetleri sana indirildikten sonra artık sakın onlar seni bu ayetlerden alıkoymasınlar. Rabbine davet et. Asla müşriklerden olma.'' Allah ile birlikte başka bir tanrıya tapıp yalvarma. Ondan başka tanrı yoktur. Onun zatından başka her şey yok olacaktır. Hüküm onundur ve siz ancak ona döndürüleceksiniz.